Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için görmüş olduğunuz bu iki uyumlu güzel renkle güzel bir model hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. İplerim orta kalınlıktan ince bebe yünü böyle şişlerimde üç buçuk numara modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Ufakta bir lastik hazırladım. Model için herhangi bir sayı vermiyorum. Siz kime göre yapacaksanız ilmeklerinizi o şekilde o ölçüde atabilirsiniz. Burada lastikten sonra gül kurusu ipimi de bağladım. Şimdi modeli ön yüzünden kurmaya başlıyorum. Evet. Renk geçişinden dolayı baştaki ilmeğim dahil bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Modelin birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini yine düz örüyorum. Modelin ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin hepsini düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde 3. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde dördüncü sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Arka yüzde de ön yüzde de düz örerek 2 diş haroşa örmüş oldum. Bakın 1 2. 2 sıra haroşam oldu. Şimdi ipimi değiştiriyorum. Aynı, e, aynı şekilde yine beyaz ipimi alıyorum. Modelin 5. sıra ön yüzünde beyaz ipimle renk geçişinden dolayı yine baştaki ilmeğim dahil bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzde ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Evet sıra sonuna geldim. 5. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde altıncı sırasındayım baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet sıra sonuna geldim. Altıncı sıramı da tamamladım. Şimdi modelin ön yüzünde 7. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet, videom uzamasın diye örnek gösterip kamera arkası tamamlayıp tekrar kameramı açıyorum arkadaşlar. Evet. 7. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde 8. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet arka yüzde 8. sıramı da tamamladım. şöyle göstereyim bakın iki diş haroşamız oldu ön yüzde düz arka yüzde ters örerek 4 sırada bu şekilde ördük 8 şimdi dokuzuncu sırada yine modelimize şekil veriyoruz baştaki ilmeğimi renk geçişinden dolayı yine ördüm düz ördüm sıradaki ilmeği örmeden aldım bu sıramızda dokuzuncu sırada bir ilmek örmeden alıp diğer ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane örmeden alıyoruz. Bir tane düz örüyoruz. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet sıra sonuna geldim. Burada yine denk gelmedi ama böyle e, kenar ilmeğimi de yine gül kurusuyla ördüm. Evet şimdi modelin 10. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeği düz ördüm. Örmüş olduğum ilmeği arka yüzde düz ördüm. Bu sırada beyaz ilmekleri örmeden alıyoruz. Ördüğümüz ilmekleri de düz örüyoruz. İpi kendime doğru alıyorum. Beyaz ilmeği örmeden alıyorum ipi arkaya atıyorum ilmeğimi düz örüyorum modelin arka yüzünde 10. sırasındayım Evet ipi kendime doğru aldım beyaz ilmeği örmeden aldım ve gül kurusu ilmeğimi yine düz ördüm aynı şekilde devam ediyorum Evet kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamladım. Evet şimdi modelin 11. sırası ön yüzdeyim ve yine şöyle tekrar göstereyim. Evet 11. sırada ön yüzde tekrar beyaz ipimi aldım ve renk geçişinden dolayı yine baştaki ilmeğimi de ördüm ilmeklerimin hepsini düz örüyorum 11. sırada ilmeklerimin örmeden aldığım ilmekleri de örüyorum ilmeklerimin hepsini düz örüyorum Evet, 11. sıramı da tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde 12. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İpi kendime doğru aldım. 12 sıra arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet şimdi modelin ön yüzünde 13. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini düz örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde 14. sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve ilmeklerimin hepsini ters örüyorum. Evet 14 sıra örerek modeli bir kez gösterip anlatmış oldum. Şöyle göstereyim. Sanırım anlaşılmıştır. Modelin büyük parçada duruşu da bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok güzel, şirin bir model oldu. Özellikle bebek ve çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz, tabi uygun renk tonlarıyla yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Hem kolay hem de güzel bir örgü modeli. Arka yüzü de böyle. Evet e, bu modeli yine aralardaki nokta haroşaları e, bir sırasını farklı bir sırasını her sırasını farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. E, modeli daha cıvıl cıvıl e, da örebilirsiniz. Böyle tek renkte yapabilirsiniz. Açıklı koyulu renkler de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.